dar günümüzde güzel yavrularımın yüzüne gül de. Hastalıksız, zararsız. Baba geldi bak. Gezmeye götürecek bizi. Hazır mısınız? Hazır sayılırız. Hadi ye bir şeyler sen de. Geç kalmayalım. Türkan Hanım tam onda dedi. Yetişiriz inşallah. Hayırlısıyla bir temiz cevap alabilsek şu hastaneden. Alacağız inşallah. Hadi sıkma canını. Ya sıkma. Sen de ne rahatsın. Ben sabahı sabah ettim. Ben de uyumadım vallahi Gül. Söyleme böyle. Ne bileyim. Cafer, ne yaparız bir özürleri varsa. Anam. Özürlü çocuk böyle mi olur Gül? Baksana şunlara. İkisi de cin gibi maşallah. Bak. Allah'ım sen bizi acı. Hep fakir bulur böyle dertler anasını satayım. Günaha girme. Yalan mı? Zengin kızı olsalar şimdiye kadar 50 kere sağlık kontrolünden geçmişlerdi. İhmal desene sen şuna. Bizim ihmalimiz. Zenginlikle ne ilgisi var? Cahillik işte. Konuşacak. Hiç merak etme. İkisi de bülbül gibi inşallah. Avukat olacak benim kızım. Takır takır. Bak o zaman ne çene. Çen 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 çen. Nerede Halis? İçeride giyiniyor. İlacı bunun içine koydum. Dokunmasın çocuğa. Nein efendim. Müsekkin. Hiçbir yan etkisi yok. Türkan Hanım verdi. Sinirleri mi gevşetiyor? Evet. Başka çaremiz yok Davut. Bu öpmeler, sarılmalar saldırganlık haline gelebilir. Şikayetçi olurlarsa başımız derde girer. Sapık. Zor almışlar Ayla Hanım'ı elinden. Nein Davut. Oğlumuz sapık falan değil. Söyleme öyle rica ederim. Bu özel bir durum. Hep böyle hap mı yutacak bu? Guten Morgen anne. Guten Morgen Halis. Giyindi mi yavrum? Güzel olmuş muyum anne? Oo çok güzelsin. Hadi babanı da öp yavrum. Öpeyim baba. Aferin. Otur. Halis hemen iç portakal suyunu yavrum. Vitamini kaçmasın. Hadi oğlum bildik işte. Oh afiyet olsun. Anne bu acı. Sana öyle gelmiştir. Acı baba. Bak yavrum söz ver bize. Bundan sonra teyzeleri ablaları sıkıştırıp öpmek yok. Ayıp ama anne. İnsan sevdiklerini öpmez mi? Öptü oğlum kötü niyetle değil. Hiç kötü bir niyetim yok baba. Öyle yumuşak yumuşak. Hah öyle yumuşak. Şehvet öpücüğü Nine. Mütecaviz olarak hemen polise şikayet ederler. Çünkü sen enerji dolu bir çocuksun Halis. Doluyum anne. Yerimde duramıyorum. Maşallah aslanım. Ne demişler? Türk gibi kuvvetli. Bizdeki güç kimde var baba? Biz ki Malazgirtlerden, Dumlu Pınarlardan, Sakaryalardan. Ne yapıyor baba? Giyiniyor. Sedat! Geldim hayatım tak. Günaydın baba. Günaydın yavrum. Oo, bu gece de mi gazinodasınız beyefendi? Ne yapayım sevgilim? Adam bırakmıyor ki yakamı. İş icabı. Ben bayılıyor muyum sanıyorsun? Evet bayılıyorsun kardeşim. Bayılıyorsun. Bak Sedat beni öyle pavyoncularla konsumatrislerle filan aldatmaya kalkma. Vallahi oyarım gözünü. Ne sayıklıyorsun yavrucuğum sen? Konuşma kızın yanında böyle. O da bir şey sanacak. Bak o kadar söylüyorum işte. Benim derdim bana yeter. Şöyle oturup karı koca gibi baş başa karar veremiyoruz. Verelim hayatım. Konuşmuyorsun ki. Konuşacak vakit mi var kardeşim? Sabaha karşı geliyorsun eve. Yaratırım senin için sevgilim. Tak. Sen yeter ki işte. Bak raporum doluyor. 20 gün daha uzatamam. Karar vermem lazım. Ne yapacağım? Çorlu'ya mı gideceğim? İstifa mı edeceğim? İstifa hayatım istifa. Tak. Başka kurtuluşumuz yok bizim. Ha, tak. Bak ikramiyeye güveniyorsan söyleyeyim 3 günde biter o para. Şerefsizim zerre kadar ikramiyeyi düşünüyorsam Serpil. Aa,
Bak şu ekmek yüzümü çarpsın. Ben öyle evde oturamam. Çalışmaya alışmışım. Çalışacaksın hayatım. Özellerde sana iş mi yok? Tak! Kocanın bu kadar çevresi var. Ne demek? Ben de çalışmak istiyorum baba. Hem üniversite hem iş olmaz kızım. Onu sonu. Sen önce tak şu hazırlığı bir geç bakalım. Hikaye orası baba. Üniversite falan değil. ÖSY'yi bir daha deneyeceğim. Yok öyle bir şey. Dolar karşılığı tam 170 milyon para saydık biz. Tak İngiltere Başbakanı'na kadar gider bu iş şerefsizim. John Major'a kadar. Raşit'cim. Gel nimet. Uyuyor muydun yoksa? Hayır canım. Düşünüyordum öyle. Fazla düşünme. Doktor ne dedi? Her şey düzelecek. İnşallah. Çocuk daha gitti mi? Gitsinler ama çocuk mocuk lazım değil bana. Canım benim. Ben sensiz ne yaparım? Ben de sensiz yapamam nimet. Ne demiş şair? He? Bırak şimdi şair Raşit. Ne dedi doktorun? 2 ay yakın temas yok. Dayanamam o kadar hasretine nimet. Gel. Aa Raşit ne yapıyorsun? Heyecan yok demediler mi sana? Heyecansız da yaşanmaz ki öyle nimet ot gibi. Gel. Ay çılgın bu adam. Vallahi çılgın. Ay. Şükrü Bey gidiyor Sevim. İyi günler. Karısına haber vermesi olmaz. Sizin damadı dinledik. Şuna damat demiyor mu? Damat değil Cemil Bey. Arkadaş. Neyse işte. Hayattan kopuk. Gerçekleri dile getirsin biraz, gerçekleri. Bak ülke ekonomisi de alt üst oldu. Öyle öyle. Konfeksiyon da battı. Bir haftadır eve tek dikiş alamadık. Duyuyor musun? Aydın Bey de konuşsun orada. Ha? Kendinize iyi bakın. Hükümet krizleri, erken seçim. Battık. Sizin işler nasıl? Pek iyi sayılmaz. Daha da kötü olacak. Ağzını hayra aç bir adam. Şükrü Bey, gidiyor muydunuz efendim? Evet Sabri Bey, ne vardı? Yok bir şey de efendim. Boya paralarını topluyorum, bir türlü hesap tutmuyor. Bir daire eksik ama sizden almış mıydık? Verdik Sabri Bey, makbuz da bende. Özür dilerim efendim. Kaç kere vereceğiz Sabri Bey? Allah Allah. Burunlarından kıl aldırmıyor bunlar da. Sorduk ne var bunda bu kadar asabiyet? Söyle o damada söyle. Biraz da sosyal konulara el atsın. Ekmek fiyatından haberi var mı acaba beyefendinin? Bir kilo şeker almış mı bakkaldan? Anlat bakalım. Ne öğrenmek istiyorsun baba? Ne öğrenmek isteyeceğim kızım? O nasıl laf? Annenle konuştuklarınızı. Pek bir şey konuşmadık aslında. O büyüttü. Bir şey söyledim. Bana da söyle. Baba benim durumumda bir anormallik yok mu? Ne gibi? Baba, ben daha böyle ne kadar sizin kanatlarınızın altında yaşayacağım? Peki kızım ne düşünüyorsun? Ne düşünebilirim? Bağımsız olmak istiyorum biraz. Peki olur. Bağlıyor muyuz seni? Olmuyor böyle baba. 27 yaşında bir kadınım artık ben. Biliyoruz evet. Birkaç aya kadar biraz para kazanıp... Evet. Kendime bir ev tutacağım. Tutabilirsin. Tut. Birlikte mi oturacaksınız? Kiminle? Aydın'la. Ne ilgisi var baba? Ben ne bileyim kızım. Seviyor musunuz birbirinizi diyor size? Hayır. Evlenmeyi düşünüyor musunuz diyoruz? Hayır. Ne bu şimdi birdenbire ev tutmalar, ayrılmalar? Her şeye ne kadar yüzeysel bakıyorsun baba. Evet. Sizin gibi derin bakamıyoruz. Benim söylediklerimden bu mu çıkıyor şimdi? Ne çıkıyor anlamıyorum. Evet kalın kafalıyım. Estağfurullah. Anlat hadi anlat. Anlat. Anlat da anlayalım. Taksimi çevirsek? Çok para tutar Gül. Ya bir de geç kalırsak? Hastaneye mi? Türkan Hanım bekliyor. Tüh kaçırdınız. Şükrü Bey gitti kızınla. 5 dakika olmadı. Götürürdü sizi. Tüy götürürdü vallahi. Şans mı var bizde? Buyursunlar canım abicim. Eyvallah birader. Anam katil. İyi günler. Nereye böyle koçum? Almışsın yavruları.
Türkan Hanım'ın hastanesine gidiyoruz. Hayrola, bir durum mu var? Hastalık yok çok şükür. Kafalarına bakacaklar. Kafalarına mı? Psikolojikmiş abicim, psikolojik. Aynen öyle. Konuşmalarında biraz zayıflık var. Bu da zır zır ağlıyor ya. Havale mi geliyor nedir? Vah yavrum vah. Götürelim şu vatandaşı hastaneye birader, sevaptır. Allah razı olsun. Sığar mıyız abi? Ne olacak canım? Alırız kızları kucağımıza. O kadar. Patronla sıkışacak biraz. Sıkışırız efendim. Hadi iyisiniz. Yakaladınız katili. Vay Sayın abim. Sen orada mısın? Alıyor musun temiz havanı? Keyfim yok. Biramızı bile içemiyoruz. İşler kesat. İçme Sayın abim. Sağlıklı yaşam. Gel birader. Geldim abiciğim. Ne yapayım öyle sağlığı? Yolsuz kaldı. Çenesine vurdu baykuş. Efendim Sefa ile. Eyvallah komşum. Çıktı gene senin hastalar. Bugün de pek şıksınız maşallah Yavuz Bey. Eserimize layık olmaya çalışıyoruz yengeciğim. Hürmetler. Bu gece de mi gazinodasınız efendim? Gazinodayız komşum. Eserimizle birlikte. Aman eseri de bir şey olsa. Size ne efendim? Pek güzel efendim, pek güzel. İyi eğlenceler. Eyvallah komşum. Oynatma ellerini. Hasta etme vatandaşı sabah sabah. Pardon efendim. Kafam dağınık da biraz. Şeyi soracaktım. Hesaplıyorum, hesaplıyorum. Bir daire eksik. Gene boya parası. Yine mi boya parası komşum? Evet efendim, maalesef. Sizden almış mıydık? Anam. Aman bayılttı be. Üf. Komşum, nasıl mı yapıyorsun? Kaç kere vereceğiz? Hasretme vatandaşı. Bak gelirim oraya, düzeltirim o güzel gözlüklerle. Hem Yavuz abi ne yapıyorsun ya? Aman aman kurbanın olayım. Sen dur, bana bırak onu. Gel buraya. Hüseyin, koş, boya parası yüzünden kavga çıktı. Sorduk efendim. Ne var bunda, hata mı ettik? Bak hala atıyor. Dur abi ne yapıyorsun? Ay ay, sormayın efendim size. Sinirleniyor işte adam. İtmeyin beni öyle efendim. Ben ne dediğimi biliyorum. Gözü kör olasıca haydut. İyi efendim buyurun. Bırakayım da paralısın sizi. Kim kimi paralıyor acaba? Hadi çıksın karşıma haydut bozuntusu. Oo, içeri girince birden Rambo kesildiniz maşallah. Katilin yüzüne söyleseydiniz ya bunları. Ayla Hanım. Aa! Allah kahretsin. Ne yapıyorsunuz anneciğim? Kırdı yine bir şey. Aşk olsun anne. En sevdiğim tabağı kırdın. Ne yaptın sen? Ne işiniz var sizin mutfakta efendim? Size bir kabak o graten yapayım dedim. Bir kabak o gratenimiz eksikti şimdi. Of, ağlayacağım vallahi sinirimden. Olmaz ki böyle. Her şeyi kırmaya başladınız. Bağırma bana öyle. Bağırırım işte. O benim en çok sevdiğim tabağımdı. Nasıl koyacağız şimdi yenisini onun yerine? Olan olmuş efendim, bağırmayın, ne yapalım? Korktu zaten kadın. Ya olan olmuş. Yazık değil mi, her şeyi mi kırdı? Gelin böyle, gelin böyle. Pişt! Ne kuruldun sen öyle gene baş köşeye? Görüyor musun Rüktettin, nasıl bağırıyor bana kızım? Bağırıyorum evet. Kırmadığı şey kalmadı evde ama babacığım bak. Heh, o da çok duydu sizi. Rahmetli de pek severdi kabak o grateni. Öyle mi? Şu tabak kırılmasaydı yerdik şimdi canınız için muhterem. Yazık. Sen niye gidiyorsun? Söyle Cafer'i alsın. Cafer izinli Sevim. Hastaneye gittiler ya. Bak Cemil, sakın parayı son kuruşuna kadar harcayıp gelme. Yok Sevim, bir şişe, o kadar. O kadar, veresiye de yok. Bak 8 milyon boya parasını zor verebildik. Herkes öyle Sevim, işsizlik, parasızlık. Şu romanı bir bitirseydim. Ah Cemil, ah bir bitirsen de beni de şu hayattan kurtarsan. Yurt dışına gideriz Sevim. Londra, Paris. Aç bakayım. Merhaba. Serpil Hanım geldi Sevim. Buyur hayatım. İşiniz mi vardı yoksa? Yok yok, oturuyoruz, buyurun. Hadi Sevim, ben gidiyorum. Tamam, dediğim gibi ha. Tamam, benim adım Cemil.
Otursana hayatım. Yok, sana şunu getirdim. Nedir bu? Benim eski bir kabanım. Kız bir ceket istiyor da kumaş alacak para da yok. Hı. Sana bir göstereyim dedim. Olur mu acaba? Olur, niye olmasın? İyi düşünmüşsün. Aman iyi. Bu ceketler şimdi modaymış. Anladım. Ne ikram edeyim sana? Hiçbir şey istemez. Buyur. Ben de rapor aldım. Öyleymiş, duydum. Emekli olacağım artık. Bir türlü karar veremiyordum. Kaç milyon geçecek elime, nasıl geçineceğiz? Sedat ayrı havalarda sağ olsun. Kiradayız, çocuk okutuyoruz. Ne desen tak tuk. Buyurun. Al şunu, burada içeceğim. O peşin. Bunları deftere yaz. Yazalım da Cemil Bey. Yaz dedim mi yazacaksın. Kaçıyor muyuz? Estağfurullah efendim. Mesele o değil de. Benim adım Cemil. Buyur Cemil abi. Soğukmuş. Ne içerim şimdi ben bunu? Yanında da bir buzlu badem olacak. Konfeksiyonda iş alamıyoruz son günlerde. Alsak Sevim her girişinde 250 gram badem getirir. Affedersiniz Cemil Bey ama burası bir hane değil. Laf gelir müesseseye. Öyle mi? Öyle Cemil abi. Sen ortak değil misin? Ortağız ama Cemil abi burada patronu. Yazık. Hiçbir patron görmedik. Batırırsın sen bu dükkanı. Meyhane mi açtık burada? Sus. Cevap verme bana. Keserim alışverişi. Kes vallahi. Yaptığında alışveriş olsa. İki şişe bira, birini yaz deftere. Gariban abi. Bırak aslanım, ne garibanı? Dadanmasın buraya böyle. Çok konuşma. İki günde batırırım seni. Benim adım Cemil. Ayva var, nar var, ayvacı. Merhaba. Merhaba. Bunlar da esnaf olacak. Nasıl işler? Allah bereket versin. Oh, aferin. Bak sen para kazanırsın. Cipsi. Sağ ol. İki yudum bira içeceğiz şurada. Laf ediyorlar. Cips güzel mi? Güzel abi. Fazla yeme. Veresiye aldık. Sevim görmesin. Oh, sen de iyi alıştın buraya. Kimseye bir zararımız yok Yusuf Bey. Olmaz aslanım. Dükkanın kısmeti kapanıyor. Cafer abi söyledi. Başlarım şimdi Cafer abinden. İyi be, arabasını dolduran buraya geliyor. Fazla konuşma. Ne olacak? İndiririm camını çerçeveyi. Bir dakika abi. Hadi bakalım. Eskiler alırım eskici. Heh, bu da geldi. Kolay gelsin. Sağ ol. Afiyet olsun beyefendi. Eyvallah. Buyur Halil Bey. Asım nerede? İçeride. Aman aslanım çağır şunu, müjdemiz var. Çağıralım. O tren işte. Plazayı alıyoruz. Plaza mı? Halil Plaza. Hayırlı olsun. Amin cümlemize. Bize birer gazoz aç Yusuf. Açalım. Benimki sade. Duydun mu? Ne bunun çalımı? Aman. Mahalle bakkalı enişte kıskandı, ne olacak? Plazayı duyunca. Bize bozuluyor Halil amca. Dükkanın kısmetini kapatıyormuşuz. Karışamaz. Kırarım boynuzunu. Kır yandan çarptı. Plazayı açınca bunu da alalım Hüseyin. Çalışkan çocuk. Alırız enişte. Şşt. Dinar ver bakayım oradan, canım çekti. Buyur Hüseyin abi. Seninkiler hastaneye götürdü çocukları bugün. Hastaneye mi beyefendi? Hayrola, bir hastalık mı var? Psikolojikmiş. Neymiş Hüseyin? Elham enişte, elham. Çocuklar konuşamıyorlar ya. Niye konuşmasınlar? Böyle şey için hastaneye mi gidilir? Cahillik enişte, söyledik. Okutacaktık nefesi kuvvetli bir hocaya, bitti. Dedeye haber verilmez mi? Kıracağım boynuzlarını. Hadi aslanım, gazı kaçacak, sallanma. Ayağına mı bekliyorsun iblis? Geldik şuraya kaç saattir. Yok baba, gazoz istemişsin. İnsan şunlara birer çubuk takar. Çubuk getir Asım. Koş sallanma uyuşup. Halil Plaza'ya müdür yapacak. Aslanım baban seni, müdür. Öyle mi Halil Bey? Öyle, beğenemedin mi? Senin yanında çıraklık mı yapacak çocuk böyle ömür boyu? Ama ne?
İyi canım, hayırlı olsun. Sen de işte böyle ne uzar ne kısalırsın. Devam et böyle mahalle bakkallığına. Beğenemedin mi? Güzel konuş İblis. Vur yandan çarptı. Hadi vur bakalım. İşte. Dur ya. Narlar gitti ya. Enerji fazlası varmış çocuğun. Biz aptal diyorduk ama cin gibiymiş. Doktorlar IQ'sunu yüksek buldu. Nesini amca? Zeka Angut, zeka. Ha ya. 8 kere 7. Kaçtı be amca? Tüh. Eşek kadar adam. Askerliğini yapmış. Söyle bakayım. Bir kere de cevap ver. Fatih Sultan Mehmet kaç yılında fethetti İstanbul'u? İstanbul'u... Uzatma patlatırım. Biliyorum amca. 1071. Tüh. O Malazgirt, Dumkov. Bu yaşa gelmiş insan tarihini bilmez mi? Bak halise takır takır. Neden? IQ'su yüksek de ondan. Nerede o? Dileğin yanında amca. Aman ha. Aman. Kadına kıza pek yaklaştırmamak lazım. Yengen müşekkil veriyor ama ne olur ne olmaz. Enerji fazlası var çocuğun, yerinde duramıyor. Sen ona göz kulak ol. Bak ara sıra. Bakarım amca. Ne bu haller tertip? Yerim seni. Yaklaşma bana Dilek. Tehlikeli olabilirmişim. Ol bakalım. Çok şekersin bugün. Yapma Dilek. Enerji fazlam varmış benim. Fena oluyorum. Ateş olsan ne yaparsın be tertip? Yeni mi çıktı bu hikayeler? Vallahi hikaye değil Dilek. Doktorlar söylüyor. Ben aşk için yaratılmışım. Başladın yine ha. Oh, ne güzel oluyorsun öyle Dilek. Yumuşak yumuşak. Annem görmesin. Kızar mı? Kızmazlar, sakın diyor. Ben tehlikeli oluyormuşum. Sallıyormuşum böyle güzel güzel. Kollarımın arasına alıyormuşum. Sonra? Sonra yapma Dilek. Fena oluyorum. Amca. Yavaş. Ne var? Amca böyle. Ne? Böyle böyle. Sarılmış mı yine? Kız sarılmış amca. Kız mı? Eyvah. Omuzlarını göğüslerini falan ovuyor amca. Başımıza gelen. Halis. O böyle bakıyor amca. Bir şey yapmıyor. Aferin. Yuttu tabii apı. Ne olur ne olmaz yeğenim. Ayıralım şunları. Ayıralım amca. Galip. Dur. Öyle damdan düşer gibi olmaz. Bir bahane bulalım. Ne demeli? Yengeme çorap alalım amca. Çorap mı? Saçmalama. Yengen giyer mi o çorabı Dumkov? Burada bakır demir eskiden alırım eski. Hüseyin abi. Geldik. Kolay gelsin ustam. Buyur gözüm. Oğul ustam, senin bu oğlan komşu kızla muhabbeti iyice koyulaştırmış ha. Mıncık mıncık valla. Aman gözüm, çok tehlikeli. Biz de şimdi onu konuşuyorduk. Bir gözü dönerse... Dönecek ustam. Genç adam, ne var bunda? Hoşlanıyorlar birbirlerinden. Sen de tak artık şu fukaralara birer alyans. Önce bana takacak Hüseyin abi amcam. Sırası mı şimdi Dumkov? Doktora götürdük bunu gözüm. Enerji fazlası varmış. Saldırgan oluyor. Allah Allah. Müsekkin apıyla zor tutuyoruz. Biri verecek yoksa birinin üstüne Allah göstermesin. Bırak ustam. Öyle hapla mapla olmaz bu işler. Genç adam bunlar. Mektebe götürmek lazım. Mektebe. Ha? Mektebe mi? Galata'ya amca. Bak nasıl bildi? Sen ver parasını, ben götürürüm sevabıma. 3 derste muma dönerler, muma. Para alamıyoruz kimseden Ergun. Ne olacak böyle? Vallahi ben de şaşırdım efendim. Tam hesabımızı denkleştirdik diyoruz. Alt üst etti bu seçim ortamı işleri. Maalesef efendim. Güçlü iktidar lazım. Şöyle koalisyonsuz, desteksiz. Sıkıntılı görüyorum ben sizi. Yok bir şey. Havadandır. Başım ağrıyor biraz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ergun, bu 40.000 markı yatıracak mıyız? Mecburuz efendim. Peki. Raşit Bey nasılmış? İyi diyorlar. Oh aman. Her şeyin başı sağlık. Cem Bey'lerin de memreşi olmamış galiba. Zor bu ortamda, zor. Zor efendim, zor. Bakanlık, makamlık. Herkes değişti. Şevket Bey de bulunmaz baba valla.
Hala finanse ediyor onları. O konuda yorum yok. Ergun. Buyur İşki Bey. Biz bu parayı nakliyecilere ödemedik mi? Ödeyemedik efendim. Son bir çekimiz var ay sonuna. Bilge Hanım da radyoda program mı yapacakmış Aydın Bey'le? Sen nereden duydun? Şey... Evet. Baba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Baba seninle bir şey konuşabilir miyim? Konuş oğlum. Özel be baba. Özel mi, ne var gene? Ben çıkabilirim efendim, rahatınıza bakın. Kusura bakma Ergun. Rica ederim efendim, ne demek. Konuşun, konuşun. Anlat bakalım. Ha, Halil Bey de geldi. Para almaya gelmiştir. Başka niye gel? Abbas. Buyur müdürüm. Sen bakıyorsun telefonlara. Demet nerede? İçeride müdürüm. Allah Allah. Bülent'in yanında. Herhalde. Ne yapıyorlar iş saatinde? Ben ne bilirim müdürüm, affedersin. Şu oturma odasının güzelliğine bak Bülent. Bakayım. Kaç milyon diyor? Sadece yemek takımı 154 milyon. Ne? Bir yemek takımı. Neymiş bu? Ne sandın? Unut. Elimizi bile süremeyiz biz. Mobilya mı bakıyorsunuz? Fiyatlar korkunç Ergun Bey. Bakamaz mıyız? Bakın da kızım. Oluyor mu iş saatinde? Biz işimizi yapıyoruz Ergun Bey. Evet görüyoruz. Mobilya dergilerine bakarak. Allah Allah. Ne olmuş iki dakika bakmışsak? Her şey yasak artık bu şirkette. Yasak evet. Çok konuşma. Oldun mu şimdi kanarya? Adam MİT ajanı gibi peşimizde. İki dakika bir şey konuşamayacağız artık özel. Otursana Abbas efendi. Böyle iyi bacım, affedersin. Devamlı kalp kırıyor. Başka bir şey bildiği yok. İçeride hesap yapıyordu o. Niye çıktı? Küçük bey geldi bacım. Konuşacaklarmış, affedersin. Hangisi? Ali küçük olanı. Ha. Aman herkesin derdi başka. Benzin mi bitmiş yine? Bilmem bacım, affedersin. Oğlum saçmalama, ben niye senin kız arkadaşına hediye alacakmışım? Sen almıyorsun ki babacığım, ben alıyorum. Peki parayı kim veriyor? Baba borç lütfen. Borç mu? İnsan biraz utanır be. Baba harçlığımdan biriktireceğim, söz. Oğlum bir şey söyle ben de inanayım, biriktirecekmiş. Benim param bana ha. Baba yapma lütfen. Oynama saçımla. O bana yaş günümde aldı, çok ayıp olur. Oğlum ben sana anlatamıyor muyum ha? Bu ne saçmalık? Senin yaş günün olsa neyse. Annene niye söylemedin bunu? Söyledim baba. Peki ne dedi? O da sana gönderdi. Oh, bıktım, bıktım. Baba, arabayı da vereceksin. Araba yok. Arabayı isteme, arabayı unut. Ne olur be baba, bir gecelik dolmuşla mı gideceğiz? Bana ne, neyle gidersen git. Hadi ama baba, geç kalıyorum. Oynama, oynama. Bak Ali, seni çocukluğunda dövmedin. Vallahi şimdi döverim. Canınızı mı sıktık Bülent Bey? Laf söylemeyecek mi size? Estağfurullah. Ha bilelim de iş saatinde öyle gezinmek yok. Aradığım zaman yerinizde bulacağım sizi. Peki efendim. Gittim Ali Bey. Bir şey sorduk. İçerideymiş. Öyle söyle. Allah Allah, yine ne pazarlığı yapıyor acaba? Özelmiş. Bitirdi adam, bitirdi. Bir yandan oğlu, bir yandan kızı. Bir yerine inecek vallahi. Allah sabır versin. Pardon Ergun amca. Bitti mi görüşmeniz? Ben de size geliyordum. Şu herife 5 milyon ver Ergun. 5 mi efendim? Kasıda yok vallahi, o kadar efendim. Eyvah, ne olacak şimdi? Bir çek yazsak efendim. Yaz var, yaz. Bende 2-200 var. Uğraşamam şimdi çeklemekle baba, vaktim yok. Bende de olacak biraz efendim. Olmaz öyle şey Ergun. Olur efendim, olur. Yabancı mıyız, rica ederim. Maksat işi görürsün delikanlını. Sen bunu unutma. Efendim ben de tam 575. Malum ay sonu. Bende de bir 750 bin olacak. Al bunları da babam. Rezil herif, alıyorsun ha. Ne var baba, ayıp mı? Ayıp ya, ayıp. Abbas efendi sayıp da verseydin bari. Fark etmez babam, affedersin, ne kelime. Heh, tam 750. Sağ ol Demet abla. Bir şey değil. Bir sayalım efendim.
ustalığı birbirine kattın ve şu hale bak. İş görsün de efendim, önemi yok. Çıkışır inşallah. Bülent'te de olması lazım biraz. Bülent! Demet kızım! Baba söyleniyorsun ama sizin şirkette de hiç iş yok. Bir 5 milyon çıkaramadınız. Ah ne iradeli adammış bu Raşit. Göreceksiniz ya, ölümü yendi vallahi. Yatsın Nimet Hanım, biz öyle bir uğradık, yormayalım. Eksik olmayın. Kaldırma istersen Nimet, uyuyorsa. Hayır efendim, sabahtan beri sizi bekliyor. Görmezse üzülür. E hadi. Ne kocası varmış da kadının haberi yok. Güldürme, inanılmaz vallahi. Tanımasan devamlı numara. Oy yavaş, özledim tahta kafacığımı. Raşitciğim. Geldi mi Şevketler? Geldiler, hadi kalk canım. Yavaş, telaş yok. Ağız yok diyorlar, dikkat et. Ben ne konuşacağımı bilirim Nimet. Bilirsin şekerim, bilirsin canımın içi. Telaş etme. Onların yanında öyle fazla iyi görünme, nazarları değer. Hadi. Geliyorlar. Gelsin benim tahta kafacığım. Oo efendim, maşallah. Tahta yavrum yine. Hoş geldiniz. Fazla konuşmak yok Raşit'ciğim. Doktor ne dedi? Şöyle uzaktan görelim yeter. Öpüşmek de yok. Tamam, öpüşmeyiz biz de. Heyecanlanmamanız lazım Raşit Bey. Ah efendim ah. İnsan dostlarıyla da şöyle bir sarılıp öpüşemeyecek mi? Öpüşürsün sonra, iyileş. Ben iyi gördüm maşallah. İyi maşallah. Şevketciğim anlat. Ne yaptınız mermer ihracatını? Bak şimdi. Mermer konuşmaya mı geldi ayol onlar? Bekliyoruz. Seçimden önce o iş zor. Ah Şevketciğim ah. Parti kulislerinin en hareketli zamanında yattım kaldım. Bir kalkabilsem milletvekilliği cepte vallahi. Ha bırakırdım seni. Ne olacak Raşit Bey? Seçim otobüslerinin tepesinde nutuk mu atacaksın herkese? Bir kere düştün, kırdın kafanı, yeter. Otur oturduğun yerde. Ben kocamı sokakta bulmadım. Vallahi çıldıracağım. Yahu kimden almadın ben bu boya parasını? Vallahi ben de çıldıracağım. Sabahtan beri hesap hesap. Başka laf yok. Ah Ruhettin ah. Görüyor musun? Kızım beni evden kovuyor. Ne münasebet efendim? Gideceğim buradan. Kovulduğum yerde bir dakika duramam. Duyuyor musunuz efendim? Duyuyorum efendim. Ne olur şu kadıncağızın gönlünü alsanız. Alamam. O benim gönlümü alsın. Yazık. Şimdi evin kirasından da olmayalım. Sizin başka bir şey düşündüğünüz yok ki efendim. Boya parası, ev kirası. Az para mı efendim? Ayvacı geldi ayvacı. Ayva var, nar var. Bak yine geldi bu kapıya. Ayvacı geldi ayvacı. Ayva var, nar var. Sen yine mi geldin? Cafer abi hesap verip gideceğim. Bağırma o zaman. Pazar meydanı değil burası. Niye güldün? Hoşuma gidiyor sizin böyle konuşmanız beyefendi. Adem koş. Ne oldu abi, geçmiş olsun. İğnelerle uyuttular. Kafatasının resimlerini çektiler çocukları. Ağlama Gül. Sus sen de rahatsın. Gözünün önünde bayılıyor kızım, baktırıyor. Kamıyorum Gül, bayılacak gibi oluyorum. Hadi hadi. Şey. Allah kahretsin. Ne biçim babasın sen be? Tövbe. Herkes de bize çatıyor bugün. Of öldüm öldüm. Bu çocuklara bir şey olursa asıl ben öldüm be. Olmaz bir şey yenge. Allah göstermesin, ağzını hayır aç. Hayır aç Gül, tövbe. Sus sen sus, gamsız adam. Ay yandım anam yandım. Çocuklarım sakat kalacak. Tövbe de Gül. Burada bakır demir eskiler alırım. Ana! Bu da başladı haylazla. Hurdacı! Merhaba Hüseyin abi. Merhaba. Ne o aslanım, tatilde misin? Çekmişsin Halil pazarlamayı da deniz kıyısına. Hava alıyorum biraz. Al aslanım al. Hakkın. Gençsin. Güzel kızmış, Allah bağışlasın. Babam duymasın Hüseyin abi. Yok aslanım, söyler miyim? Hadi eyvallah.
Uzatma da sen yine tatili. Dikkat çekmesin. Hadi. Hurdacı, hurda bakır demir, eskiler alırım. Hurda bakır demir, hurdacı. Sakat makat kalmazlar değil mi Adem? Allah göstermesin abi. Geçirme aklına öyle şeyler. İkisi de iyi maşallah. Yenge büyütüyor. Ah ben ne yaparım? Şu sonuca bir alsak hayırlısıyla. Türkan Hanım getirecekti. Dua et Adem. Ah ben ne yaparım? Sus sen uğursuz. Halil amcalar geldi. Onlar da mı geldi? Halil pazarlama. Buyurun. Öpeyim babacığım. Niye bize haber vermediniz iblis? Dedeye haber verilmez mi? Telaşımızdan babacığım. Kusurumuza bakmayın. Nerede çocuklar? İçeride babacığım. Ha? Buyur. Gülsüm'ün de morali bozulmuştur şimdi. Bozulmaz mı? Ağlayıp duruyor. Anne bu ayol ağlamaz mı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doktor ne diyor? Anlamıyoruz ki babacığım ne dediklerini. Babacığım ağlama ağlama. Buna da bayılıyorum Halil Bey. Pek dilli. Ha, tatlı dilli maşallah. 50 milyon bunların yavruları sultanım. Ben istesem bana almazsın değil mi? Neyin var neyin yok hep kızına. Hadi buyurun. Gül, babanlar geldi. Gül aç. Buyurun, tatlı dilli, tatlı dilli. Ah baba. Ne geldi başımıza baba? Kız ağlama öyle hemen sen de anlamadan, dinlemeden. Ağlama kızım. Hafize, kızım bak size ne getirdim. Dede geldi, bak size şeker getirmiş. Ama sen de getirecek başka bir şey bulamadın Halil Bey. Ağlama. Durup dururken hasta ettiniz çocukları. Durup dururken olur mu baba? Hiçbir şey yokken niye çeksinler o filmleri? Çekerler. Hepsi para tuzağı. Hastaneye bir kere düşme. Götürmeyecektiniz çocukları. Şimdiki doktorlar bir şeyden anlamıyor kız. Öyle vallahi. Her biri bir başka bir şey söylüyor hanım. Ah babacığım dinlemedik. Türkan Hanım'ın lafıyla. İşte. Hadi hadi ağlama. Okuturuz nefesi kuvvetli bir hocaya, bir şeyleri kalmaz. Oh babacığım, Allah razı olsun. Olmaz öyle üfürükle müfürükle baba. Ay kız ne hocalar var. Ben gitmem öyle hocaya mocaya. İyi aman gitme. Babanı dinle Gül. Hele sen hiç konuşma Cafer. Niye konuşmuyormuş, babaları değil mi? Ah hiç bizi dinlemiyor ki babacığım. İskele babası olduk. Yeme çocukların kısmetini sen de iblis. Pardon babacığım, dalmışım. Sıkıntından ne yaptığımı biliyor muyum ki? He, sıkıntıdan. Sen ancak kırtlağını düşün. Boşuna konuşuyoruz Halil Bey. Ne desek hayır, gelmişler bir kere kadına. Bana bak Sultan Hanım. Benim derdim bana yeter, laf isteme. Deminden beri susuyorum ha. Konuş bakalım. Sultanım, sırası mı? Sana gelmişler, küfürlerle göstereceğim diye. Yapma Gül. Püh, utanmaz. Gösteriş yapıyorum ha? Salatı! Kız rahat dur. Utanmaz şey. Görüyor musun kızını Halil Bey? İyi niyetimizle kalktık geldik şuraya geçmiş olsun diye. Aman gelme istemez. Kes Gül, ayıp oluyor ama. Türkan Hanım geldi. Allah'ım hayırlı bir haber alsak. Hadi bakalım yüzünüz gülsün. Temiz mi efendim? Tertemiz yok bir şey. Duydun mu Gül? İşte gördün mü? Oh çok şükür. Sahiden bir şeyleri yok değil mi efendim? Yok valla. Sakat falan kalır demişlerdi de. Kim demiş onu? Saçmalamasınlar. Biz bunları içimiz rahat olsun diye yaptırdık. Gül, niye öyle sustun kaldın kızım? Ne bileyim. Ay yavrularım. Bir şeyler söylüyorlar. Ne bileyim. Ölür bile dediler. Ağlama. Erkek adam ağlamaz. Baksana şu kızına. Söylemediğini bırakmadı. Sevinçten o Halil Bey. Sevinçten bırak ağlasın. Aa Cafer. Beni de ağlatacaksın şimdi. Thank you.
İyi akşamlar. Şükrücüğüm geç kaldın. Dolmuşa bindim. Aa, Ali'ye mi verdi yine arabayı? Evet, arabaya ortak olduk. Bir de 5 milyon. Çok vermişsin. Ne yapayım Nazan? Hediye alacakmış sevgilisine. Rezil etti beni şirkettekilere. Çok yüz veriyorsun Şükrücüğüm. Yapacak bir şey yok Nazan. Öyle zamanda para istiyor ki emri vaki. Ahlaksız. Acıktın mı? Oturalım mı? Yok yok. Bir nefes alayım Nazan. Peki. Konuştunuz mu Bilge'yle? Konuştuk konuştuk. Ne diyor? Ne diyeyim, sana da anlatmış ya. Anlattı. Sonradan düşündüm, haklı galiba. Haklı haklı. Koskoca kız. Bizimle oturacak değil ya ömür boyu. Of. Alıştıralım buna kendimizi Şükrücüğüm. Alıştıralım alıştıralım. Bundan sonra böyle. Birkaç yıla kadar Ali de çeker gider. Başladı bile. Olsun. Böyle değil. Düşünme. Koskoca şirketten 5 milyon zor çıktı ama kız arkadaşım yaş günü hediyesini çok beğendi. Öpüştük. O an kalbim duracak gibi oldu. Şimdi içim kıpır kıpır. Aşık mıyım yoksa bende de Halis gibi enerji fazlası mı var? Bu kız nasıl bu kadar rahat olabiliyor? Nazan, ben de sana soruyorum. En son siz konuştunuz Şükrücüğüm. Benim bir şeyden haberim yok. Otel değil burası. 3 gün oldu. Peki ne yapmam gerekiyor ha? Söyler misin? İple bağlayıp evde mi oturtacağım? Birlikte yaşıyor bunlar. Olabilir. Hayır efendim, olamaz. Ben bu kadar özgürlükten yana değilim. Nazan bak, bağırıp çağırınca despot baba oluyorum. Yumuşak konuşunca da bu kadar da olmaz diyorsun. Ne yapmam lazım söyler misin? Ben mi öğreteceğim sana bunları? Çaresizlikten soruyorum. Tamam tamam, ben de sana soruyorum çaresizlikten. Bu bizim çelişkimiz. Ya sıkışınca ana baba çelişkisi. Uyum yok aramızda. Yok Şükrücüğüm, yalan mı? Hangi kararımızı bugüne kadar birlikte verebildik? Günaydın. Günaydın. Ne oluyor? Annene sor. Anne? Babana sor. Oo iyi. Dersin yok mu bugün senin? Öğleden sonra. Uyumsuz bir karı kocayız biz. Evet. 28 yıl sonra mı fark ettiniz bunu hanımefendi? İlk günden beri bu böyle. Yazık. Çok zaman yitirmişsiniz. Ben o anlamda bir şey söylemedim Şükrü. Çarpıtma. Kim çarpıtıyor? Baba. Efendim? Ablam yüzünden mi? Evet, ablanız. Uzatmayın be baba. Benim bir şey uzattığım yok oğlum. Baksana annenize. Ben mi uzatıyorum Şükrü? Bu kuşların suyu bitmiş anne. Hiç bakmıyorsunuz hayvanlara. Özür dilerim efendim. Bir daha olmaz. Emredeceğine bir günde sen baksana o kuşlara. Tamam tamam, bakarız. Bir şey söylemedim. Böyle böyle tepemize çıktılar işte. Yüz verdik. Ben mi verdim Nazan? Verdik diyorum. Ha. Nasıl oldu çocuklar abi? İşte konuşturmaya çalışıyoruz. Yok bir şeyler abi. Boşuna telaşlandınız. Ne bakıyorsunuz siz doktorlara? Allah ellerine düşürmesin. Öyle valla. Bir hastane bak bize kaça mal oldu. Röntgenleri, tahlilleri. Bizim evde biri yatıyor biri kalkıyor. Anamın yine romatizması tuttu. Getirtirken anıma. Bazen ilaç bile veriyor. Numuneden. Ayıp olmaz mı? Olmaz. Getirsen Gül onu bir araya sıkıştırır. Allah razı olsun Cafer abi. Abi ben bugün satışa çıkamayacağım. Eyvah. Niye aslanım? Mazot gödük apartmana. Beklemem lazım. Siz de kurtulamadınız şu mazottan, kömürden. Şikayet edin belediye aslanım. Önünüzden doğalgaz geçiyor. İyi dedim valla. Eşek gibi yaptıracaklar. Elleri mahkum. Sen çıksan bugün işe. Çıkamam. Ayrılamam o kadar saat. Ne yapar sonra Sabri domuzu anında zabıt. Hadi görüşürüz. Ne yapalım? Sağlık olsun. Öyle. Kısmetten fazlası olmaz. Hadi eyvallah. Hayırlı işler Sevim. Hadi dua et. Bak dediğim gibi ayrılma evden. Evimdeyim, ne işin var?
Telefon gelir, bir müşteri arar, kaçırmayalım. Kaçırır mıyım Sevim? Merak etme. Yaşa, öğleye kadar dönerim. İyi günler. Erkencisin yenge. Ne yaparsın? İş belası. Gideyim bakayım, birkaç yerle görüşeceğim. Hadi hayırlısı. Ya Cemil size emanet ha. Bira derdine düşmesin. Tamam, gözüm üstünde. Ne dedi sana? Bizim çocukları sordu Cemil abi. Ne diyecek? Sağ olsun. Buldun mu bulaşık makinalıyı? Evelallah Cemil abi. Kaç yılın kapıcısıyız biz. Aferin. Bizde boş yok. Hadi gir içeri, üşüme. Geliyorum, hava soğuk. Ben üşümem. Benim adım Cemil. Yürü be adam, kanı donmuş. Aldın mı battaniyeliden? Aldım efendim, buyurun. Aferin. Şimdi en iyisi bu, havalar soğudu. Tabii efendim, sıcak sıcak. Yine mi iki şişe süt? Evladım, bir şişe alacaksın her gün demiyor muyum ben sana? Büyük hanımın emri Sabri Bey, ben ne yapayım? Hayır efendim, bu evin reisi benim. Bir şişe diyorsan bir şişe, o kadar. Tabii efendim, baş üstte. Ne yaptınız? Konuşmaya başladı mı çocuklar? Daha bir şey yok. Maaşı yanlarına koyduk. Bir anaları bir ben ezber yaptırıyoruz. Bakalım. Dangalak. Papağanla çocuk konuşturulduğu nerede görülmüş? Ne yapalım efendim? Gücümüz bu kadar yetiyor. Öğretmen tutacak halimiz yok. Getir bana. Şarkı öğreteyim ikisine de. Bak bir haftada nasıl dilleri açılıyor. Oyuncak kazı buldun tabii. Saati 500.000'den şarkı. Heh. Cafer. Buyurun. Yine o kadını mı getirmiş bu haydut? Haberim yok vallahi. Neden haberin var ki senin? Apartmanı götürseler haberin olmayacak. Herkes duymuş. Sabaha karşı kahkahalar, şarkılar, kıyamet. Allah Allah. Bu ne ahlaksızlık canım aile arasında? Yanlarında da o kıl kuyruk Sedat. Tüh, o buluyor mu zaten kadınları? Mikrop. Vallahi ihbar edeceğim. Anam. Başka çare kalmadı. Çıkmışken bir bak şunlara. Baş üstüne. Ne demek? Biz burada şey başı mıyız? Ne para var bunlarda da. Devamlı atıyorlar. Günler. Guten Morgen Cafer amca. Buyurun. Elektrikli çaydanlığınız, bu müzik setiniz, bu da ütünüz. Oo, hepsini bulmuşsun Cafer amca, helal olsun. Biz buluruz derdim. Senin neyin var? Keyifsiz görüyorum son günlerde. Yok bir şeyim amca, bomba gibiyim. Böyle olmam lazımmış, komşular şikayet ediyorlar ya öpüyorum falan diye. Ha, ondan aferin. Yoksa enerji doluyum, kime sarılsam elektrik çıkartıyorum böyle. Vay be derdim. Sen neymişsin? Ay akşamdan üşüdü. Yaylalar yaylalar. Oğlum getir bakayım şu gazeteleri. Buyur babacığım. Dilay dilay yaylalar. Cafer Efendi mi geldi yavrum? Geldi anneciğim. Çaydanlık, müzik seti, ütü hepsini getirdi. Babama verdim. Aha. Aferin braves kind. Şimdi portakal suyunu da içsin. İçeyim anneciğim, yumuşak yumuşak. Enerji birikimi yapmasın bende. Oo, lazım yavrum sana, çok çalışıyorsun. Oh, aslan oğlum benim, efendi. Ay akşamdan ışıdı, yaylalar yaylalar. Afiyet olsun. Anne bu yine acı, ne koyuyorsun bunun içine? Ne koyacağım yavrum? Şeker elbette. Natürli şeker. Yok anne, ekşi ekşi. Hadi babacığım gidelim. İşimiz var. Ben giyiniyorum. Gidelim oğlum. Şu kahvemi içeyim. Görüyor musun? Nasıl işini düşünüyor babası? Aslan oğlum benim. İçirme artık şu hapları buna Ulviye. İyice aptallaştı. Fazla mı kaçırdın dozunu yoksa? Nein Davut, doktorun verdiği kadar tam dozunda. Fazla geldi fazla. Kes hapı artık. Bakışları bile değişti. Oh mein Gott,
Bana hiç öyle görmüyor ama. Öyle öyle. Erkeklikten eser kalmadı. Dileğe bile elini sürmüyor. Eyvah eyvah. Türkan Hanım'a bir sorayım. Sorarım. Sakinleştirelim derken kız tabiatlı olmasın çocuk. Aa, Allah göstermesin. Sen ne diyorsun Davut? Af, 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 af. Of ha, of. Sanki sabaha kadar çalıştı da yoruldu. Ahlaksız. Gece alemlerinde sen küp gibi iç. Serpil yavrucuğum, sabaha karşı yattık. Hiç mi insafın yok yahu? Ne oluyor Kaşkurç? Yok. Yavrucuğum deme bana. Birazcık uyuyayım ne olur. Kafam kazan gibi. Kafan kırılsın inşallah. Niye, ne yaptık? Daha ne yapacaksın? Apartmana rezil olduk. Kadınlarla gelmişsiniz naralar atarak. Kadınlarla mı? Evet. Sen kalk. Kiminle sabahladıysan git onun yatağında yat. Kafayı mı yedin sen Serpil? Şerefsizim ikimizdik. İftira etme. Yavuz abine sorabilirsin istersen. Git. Ne soracağım ha, ne soracağım? Yüzüne bile bakmam o mafya bozuntusu adamın. Ara buluculuk yaptırıyor sana artık. İş güç kalmadı. He, yavrucuğum bak biriyle güzel konuş. Attım etmemi şimdi ha. Tak, dağıtırım şimdi ortalığı. Ha, hadi dağıt, dağıt bakalım. Hasbinallah. Of başım. Ezmeli senin o başını, ezmeli. Nereye gidiyorsun sen böyle şimdi? İstifamı vermeye kardeşim. Ah canım, sonunda tak kararını verdin ha, öpeceğim. Öf, gelme üstüme. Öpeceğim bir tanecik canım karım. Ay, benim. Öpme, istemiyorum. Çekil git. Sen git o aşağıdakileri öp. Serpil vallahi aşağıda kimse yok sevgilim. Git başımdan vallahi bağırma, git. Alınız ya sabah sabah. Allah Allah. Kim o? Yedim seni. Anam, benim Yavuz Bey. İyi günler. İyi günler. Ne oluyor koçum? Yangın mı çıktı? Ne biçim işi çalmak? Uyandırdın mı? Uyumadık ki. Daha yeni yattık. Çok özür dilerim Yavuz Bey. Kapıda işareti görmeyince. Ne yapalım? Unuttuk. Vatandaş unutamaz mı? Ne demek efendim? Ben de eşeklik. İyi günler. Yani çalar mıyım hiç misafirin olduğunu bilsem? Ne misafiri? Anam. Öyle sandın mı? Bana bak. Doğrarım. Teftişe mi geldin yoksa? Ne yaptım efendim? Şerefsizim doğrarım. Komşu mu yolladı seni? Yok vallahi. Ben öyle boş buldum çaldım Yavuz Bey. Affet kurbanın olayım. Söyle o küçük herife. İnersem aşağı başına geçiririm evini. Baş ne? Vatandaşa çarçurt yok. Hanım arkadaşımızı da getiremeyecek miyiz evimize? Ama ne? Kim karışabilir efendim? Dedikoducu pis herif. Söyle ona fazla konuşmasın. Baş üstüne. Görmeyeceğim bir daha. Bu eve teftişe geldiğini. Tövbe be Allah Yavuz Bey. Ne haddi mi? Güzel adam mıyız? Kaçak işimiz yok. Davul çaldırırım şerefsizim kapısının önünde. Tabii canım. Evelallah. Ben de öyle söyledim. Ne dedin? Öyle yani. Bekar adam. Gezer de tozar da. Size ne? Kime? Şeye canım. Şeye. Laf ediyorlar işte. Kim laf ediyormuş? Dedikodu canım, dedikodu. Koçum bak. Söyle onlara. Hasretmesinler vatandaşı. Şerefsizim, donarım hepinizi. Nüfus kağıdı, iki resim tamam. İyi düşündün mü Halil Bey? Yatıracaksın onca parayı dört duvara. Dört duvar mı o sultanım? Tamamlayalım gör. Koskoca iç merkezi, Halil Plaza. Eh, hadi bakalım hayırlısı. Dikersiniz tepesine de artık bayrağı. Atlas'tan dikeceğiz hem de inşallah sultanım. Ortasında HP. İnşallah. Biz gene burada mı oturacağız Halil Bey koskoca plaza sahibi olarak? Alacağız be ev sultanım. Şu borçları bitirelim. Anlaşıldı, anlaşıldı. Senin borçların bitmez Halil Bey. Boşuna umutlanmayalım. Ah, Hüseyin geldi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hazır mısınız? Hazırız Hüseyin, gel. Enişte, Allah bize bu günleri de gösterdi, çok şükür. Çok şükür. Eline sağlık sultanım. Afiyet olsun. Asma yüzünü kız. Bir saat sonra plaza sahibi oluyorsunuz. Ama bana bir faydası yok ki be abi. Yine oturuyoruz işte şu kapıcı dairesinde. Salak, %51 hisseyi senin üstüne yapacağım diyor adam.
kafan çalışsın. Ama. Resim aldın mı yanına enişte? Heh, aldım aldım. Hadi gidelim. Bekletmeyelim adamları. Hadi eniştem. Daha böyle ne çarşılar ne plazalar bulacağım sana. İnşallah. Tabuda her şey hazır değil mi Hüseyin? Hazır enişte. Vergiyi yatıracağız hemen bitişikte. Bir imza bitti. Sonra bir anlaşmazlık çıkmasın. Ne anlaşmazlığı enişte? Para peşin. Aldı mı bankacısını? Çek elini. Yapma şunu be abi. Bilmiyor musun illeti var adamın? Pardon enişte. Hadi sultanım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi kızım söyle bakayım. Annesinin kuzusu. Hadi söyle. Babamın adı Cafer. Cafer kapıcı kapıcı. Sana soran oldu mu? Sus bakayım. Annesinin kuzusu. Hap baba geldi. Hadi söyle kızım. Nerede baba? Baba geldi. Baba geldi. Of anam gül. Ölümden döndüm. Ne oldu? Az kalsın katil doğuruyordu beni. Sabri'nin dolduruşu. Bak dedi yine o kadını getirmiş mi? Getirmiş mi? Yok canım kimse. Ziline bastım. Boş bulundum ben de. Elim kırılsın. E sana ne? Niye basıyorsun? Kızar tabii adam. Varsa cesareti çıksın o bassın zile. Ha domuz. Bizi öne sürüyor. Zabıt tutarmış. Aman çok gördük onun zaptını. Adamın yüzüne güler arkasından konuşur. Şerefsiz. Kızım başladınız mı annenle konuşmaya? Bir şey konuştukları yok. Konuşur benim kızım konuşur. Hadi söyle bakayım ben de duyayım. Dedenin adı ne? He? Ne iş yapıyor deden? He? Haber pazarlama babacığım. Sus sen o biliyor. Ha babam bugün plazayı alıyor gül. Aman ne yapayım hayırlı olsun. Kadın üstüne yapacakmış %51 hissesini ama. Ne? Tüh. Vallahi bir daha baba diye yüzüne bakmam öyle bir şey yaparsa. Bilmem artık Hüseyin öyle dedi. Aman be kulak asma onun lafına yalandır. Yapmaz öyle şey babam. Hadi kızım söyle bakayım. Günaydın baba. Söyler söyler kızım. Günaydın de babana. Babacığım günaydın günaydın. Sen karışma o söyleyecek. Cafer yoksa bizi başlarından mı savdı bu doktorlar? Yok canım bir şey bilmeseler konuştular mı öyle? Niye hiç sesleri çıkmıyor öyleyse? Sabahtan beri dilim kurudu konuş konuş. Şunu kadar olamadılar. Tövbe de gül. Zamanla bu iş. Bazıları 8 yaşında konuşur. Ha. Söyle kızım. Annen duysun. Dede bana şeker al. He? Hadi. Hani ne oldu? Dede bana şeker al. Nazan Hanım'la Şükrü Bey kavga ediyorlardı şimdi. Niye? Kızları yüzünden. O radyocuyla yaşıyormuş galiba. Küpeli küpeli. Hani var ya. Do, re, mi, fa, fa, sol, sol, mi, sol, gelin anneciğim. Fa, mi, fa, Tontoş mi, yer ver anneanneni kızım. Hadi canım. Do, re, mi, oh. Aferin. Fa, fa, sol, sol. Ne yapıyormuş içeride efendim? Ne kadar eski evrak, tapu, kira kontratosu varsa hepsini açmış tek tek bakıyor efendim. Eyvah eyvah. Şimdi de bu başladı. Meclise mal varlığını bildirecek sanki. Ayla çantamı getir. Ne yapacaksınız efendim? Parasını merak ediyor efendim. Sayacak. Allah Allah. Getir sayacağım. Getireyim anneciğim. Ayla Hanım bir dakika. Çantayı getirmeden önce Cafer'i verelim de para bozdursun. Niçin efendim? Şunları onluk yirmilik yaptırırsak efendim çok görünür. Saysın dursun moral. Ayla çantamı getir dedim sana. Getireceğim dedim anneciğim. Aa, kaç kere söyleyeceksin daha? Cafer! Yine ne cehenneme gitti. Cafer! Yok mu efendim? Yok efendim. Bulunur mu arandığı zaman sahtekar? Teyzeciğim iyi günler. Aman Sabri Bey. İyi günler. Nasılsın amcacığım? İyilik evladım. Sen nasılsın? Pek sesin çıkmıyor. Çalışıyoruz amca. Oradan oraya yorgunluk. Aferin evladım. İyi ediyorsun. Çalış çalış.
Hap yutuyoruz her gün hanımefendi. Artık zararsız, korkmayın. Aa, ondan Barbie durgunluk. Derse de gelebilir efendim. Alsın orgunu. Gelirim amcacığım, çalarız. Çalarız öyle yumuşak yumuşak. Çüz. Çüz. Hadi baba, işimiz var. Hadi oğlum. İyi günler gözüm. Hayırlı işler. Sağ olun. Allah Allah. Hap mı yutturuyoruz dedi? Ne olmuş bu sapağa? Hap yutturuyorlarmış efendim, evet. Ayla. Hah, anneniz sesleniyor. Geliyorum anneciğim. Oyulayım biraz efendim. Tüh, yediğin ekmeğe senin. Hiçbir işe yaramadın. Neredesin be adam? Bir saattir sesleniyoruz. Anam, duymadım Sabri Bey. Aşağıdayım valla. Buyurun, buyurun. O mu söyledi onu? O söyledi, ahlaksız. Buyurun. Şunu bozdur bana. Baş üstüne. Büyük hanımı. Büyük hanıma mı? 4250'lik. Olmaz. 80-10'luk, 60-20'lik. Ne yapacak? Sayacak. Vakit geçirmek için. Ha tamam. Tesbih gibi. Evet, hadi koş. Var bende. Ayva parası. Bozayım. Oo, maşallah. Yukarıda mı o kadın? Yok vallahi kimse. Gözümle gördüm. Günahını aldık. İçeriye kadar girdim. Ortalıkta ne sütyen var ne kombinezon. Say sen, say. Teşekkür ederim. Buyurun. Günaydın. Günaydın. Aman. Ne trafik. 2 saat 15 dakikadır yollardayım valla. Bilge Hanım bir yere mi gitti? Birkaç gündür görünmüyor. Haberim yok. Ayrılmış evden galiba. Aa. Evden mi ayrılmış? Hı. Karı koca kavga ettiler bu sabah. Evladın var mı, derdin var. Bu da ne dedikoducu karı? Dedikoducu karı! Şşt! Bu ne kızım? Lamartin'deki evin tapusu anneciğim. Benim üstüme mi bu? Ay görmüyor musunuz anneciğim, sizin adınıza. Bu peki? Elektrik mukavelesi. Bayılacağım vallahi. Nerede babanın emekli belgesi? Ay o da burada anneciğim. Param. Getiriyor şimdi anneciğim, Sabri Bey'de. Ne geziyor benim param Sabri Bey'de? Ay ne bileyim ben. Sabri Bey. Geldim efendim, geldim. Sayamadık ki 40 saat. Uf. Buyurun efendim. Verin şunları, vallahi bayılmak üzereyim. Sağ ol evladım. Benim mi bunlar? Sizin efendim, sizin maşallah. Gördün mü bak ne kadar çok param varmış. Ben de nereye koydum diyordum. Sapıttı iyice kadın, vallahi sapıttı. Ne diyor kocan öyle Ayla? Güle güle harcayın diyor anneciğim. Sağ ol evladım. Rüknetlerim de getirdi böyle deste deste. Rahmetli. Kaç mecidiye bu Ayla? TL bu efendim, TL. Mecidiye mi kaldı? Sizin hanım parayla oynuyor maşallah muhterem. Doğru. Lan. Şükrü Bey. Efendim Cemil Bey. Evden mi kaçtı sizin kız? Ha anam. Kaçmış mı Allah Allah. Kim uyduruyor bunları ya? Ne ayıp. Öyle diyorlar. Cemil Bey bakın. Böyle şeyler sokak ortasında konuşulmaz. Tepeme attırmayın beni. Varsa bir şey söyleyeceğiniz gelin yüz yüze konuşalım. Bana öyle el kol hareketleri yok. Benim adım Cemil. Şunu söylediklerim. Baba yürü adam sarhoş. Yürüme sen o baykuşla Şükrü Bey. Yürü. Ne dediğini biliyor mu? Cemil abi delirtme insanı. Hadi gir içeriye. Ne dedi yenge? Telefon falan gelir hadi. Konuşma fazla. Bir şey duyduk ki söylüyoruz. Hasbinallah. Hadi. Efendim iyi günler. İyi günler. Bilge Hanım'ı göremiyoruz son günlerde. Merak ettik. Hayrola, hasta mı yoksa? Hayır efendim, hasta değil. Kötü yola düştü. Efendim? Evet. Öyle efendim, maalesef. Tövbe. Baba neler söylüyorsun? Atla hadi. Hadi Şükrü Bey, hadi. Zorla küfür istiyor bunlar. Hadi Şükrü Bey, hadi. Hadi. Ne dedi
bilirim ben şimdi? Hatır sormayacaksın bunları. Yarasına bastın Sabri Bey. Adam işkilli. Kaçmış o kız, kaçmış. Tövbe tövbe. Bitmiş bu memleket, bitmiş. Bir sürü cahil, karaktersiz. Barut gibisin baba. Barut gibiyim, evet. Sen benim yerimde ol da. Her an çakabiliriz. Ben çakmam. Çakarsa onlar çakar bize. Baba fren. Telaşa vermesene oğlum. Kaza yaptıracaksın. Baba sen bugün iyi değilsin. İstersen ben kullanayım. Usta şoför mü oldunuz beyefendi 3 günde? 20 yıldır araba kullanıyorum ben. Tamam baba, bir şey demedik. Hayır, bugün iyi değilsin. Annemi de kırdın. O da beni kırdı. Boşuna babacığım. Boşuna ha. Sen de baba ol da anlarsın oğlum. Göz göre göre biçer insanı bunlar. Gel gel, çık üstüme hayvan. Bunlara hayvan dememek lazım. Hayvanlara hakaret olur. Baba baba fren. Başlarım seni frenden ha. Çakıyorduk ama baba. Görüyorum ben önümü. Ne bu telaş, kaza yaptıracaksın bana. Baba ben bu akşam yokum, haberin olsun. Sen nereye gidiyorsun? Oktaylar'da kalacağım baba, vizeler başlıyor, çalışacağız. Git oğlum git, sen de git. Baba çakıyoruz fren. Ne oluyor be? Fren. Al sen kullan, delirttin. Ne yapıyorsun baba? Gitmiyorum, kullan bildiğin gibi. Git nereye gideceksen. Baba. Baba dur, nereye gidiyorsun? Gelme peşimden. Al arabayı, nereye gideceksen git. Arkadaşın evine mi gidersin? Ders mi çalışırsın? Gidin, hepiniz gidin. Ama olmuyor ki efendim. Malı birer geç teslim etmiş oluyorsunuz o zaman. Biz müşterimize ne diyeceğiz? Bizi de müşterilerimiz bekliyor. Tarih verdik. Tazminat ödersiniz de. Mukavele açık Saffet Bey. Oldu mu şimdi? Ne diyor peki? Ne? Grevi mi? Palavra. Ne grevi? Uyutuyor seni o adam. Ver şunu bana. Bir dakika baba. Biz konuşmasını bilmiyor muyuz? Bilmiyorsun ya. Salak. Mıy mıy mıy. Veririm mahkemeye de. Peki ben geleceğim oraya. Görmek istiyorum hazırladığınız mermeri. Bugün yola çıkıyorum. Oğlum sen ne biçim iş adamısın? Yerinde görecekmiş. Göreceğim baba. Peki efendim. Görüşürüz. Orada konuşuruz. Tamam. Eskişehir'e mi gidiyorsun şimdi? Giderim baba. Burada bu işler böyle, anlaşıldı. Kimse sözünde durmuyor. Durmaz ya. Buldular senin gibi salağı. Baba güzel konuş. Salaksın ya. Burası Amerika değil oğlum. Sözle mözle iş yürümez burada. Ne yapacağım baba? Kavga mı edeceğim senin gibi? Kavga edeceksin ya. Burada böyle işler. Tehdit edeceksin adamı. Geçti baba, geçti bunlar. Geçti ha. Sen ne biliyorsun da konuşuyorsun acaba leylek? Paranla kepaze oluyorsun. Ayağına gidiyorsun heriflerin. Gidilir baba, bu iş. Bana bak, benimle öyle ukala ukala konuşma, döverim seni ha. Ulan sen ne zaman adam olacaksın? Para batırmaktan başka hiçbir şey yapmıyorsun. Ne batırdık baba? Daha ne yapacaksın be? Annenin parası gitti, Nimet Hanım'ın parası gitti. Ulan sen ne terbiyesiz adamsın. Ne oluyor Demet? Oğluna bağırıyor. Bağır haklı. Doğru konuş, evli barklı adamım ben. Evli de olsan, bekar da olsan hiçbir şey yazmaz. Delikti adamı. Para para. İşte bilmiyor. Müdürüm yaklaşma öyle mahvına gibi, affedersin. Şşşt. Ne iş yapıyorsun? Yaptığın işten ben... Bunu duyuyor ya. Ayırmak lazım. Bırak Ergun Bey. Baba oğlu arasına girilmez. Ha babam, ne güzel söyledin. Eyvah eyvah, ne yapsak? Ne konuşacağım? Ne konuşacağız sana zaten? Konuşacak hiçbir şey kalmadı ki. Aman efendim, gidiyor muydunuz? Baba bırak beni. Buraya gel. Giremezsin bir yere. Konuşacağım seninle. Hadi baba, ne konuşacağız? Bıraksana beni Ergun. Sinirlenmeyin efendim. Kalbin iş falan tutar, Allah göstermesin. Sana buraya gel dedim. Eşek herif. Alırım ayağın altına seni. Fakit Bey. Bülent tut şunu, koş. Ben nasıl tutarım efendim? Bıraksana beni Ergun. Sinirlenmeyin efendim, gitti. Olur böyle şeyler aile arasında? Olmaz olsun. Zevzek herif. Abbas su getir bir bardak. Baş üstüne. Koş Abbas midir abi, çabuk. Batır daha iyi. Amerikan bülbülü herif. Olacak efendim, olacak. Daha işin başında. O da öğrenecek. Ne öğrenecek? Bu yaştan sonra şapşal herif. Öyle demeyin efendim, öyle demeyin. Öyle. Öyle ondan hiçbir şey olmaz. Gelin efendim, gelin şöyle, gelin. Buyurun. Oturun efendim şöyle. Allah korusun, bu yaştan sonra fazla öfkelenmeye gelmez.
Haksız mıyım şimdi Ergun? Efendim, bir şey söylemek bana düşmez. Baba oğul arasında girmeyeyim şimdi. Hay öyle oğlum. Destur bacım. Ha, gel. Ha, gel Abbas. Buyur müdürüm. Buyurun, buyurun efendim. Sağ ol. Afiyet olsun babam. Kolonya falan ister misiniz Şevket Bey? Efendim kolonya? Yok bir şey yok yok. Oh çok şükür. Hadi çocuklar işimize bakalım. Nasıl, iyi geldi efendim biraz? Yok bir şey Ergun, büyütme işte. Telaşlandık efendim. Hadi bakalım Abbas, rahat bırakalım Şevket Bey de biraz dinlensin. Hadi müdürüm, hadi müdürüm, affedersin hadi. Herhangi bir şey isterseniz emrinizdeyiz efendim. Sağ ol. Nasıl Ergun Bey? Nasıl olsun kızım? Acıdım vallahi adama. Mermer işinde bir terslik mi var Ergun Bey? Olmaz mı? Kimse dinlediği yok ki Vilayet Hazretleri'nin. Yahu para çeşmeden mi akıyor? Çıldıracak vallahi adam. Vah babam vah. Vah ya. Nedir bu insan acıklığına çektiği ya? Biri kız peşinde, altta son model araba. Öteki de gitmiş o zırt topos herifte. Metres hayatı yaşıyor. Ergun? Kim o metres hayatı yaşayan? Bilge mi? Eyvah rezalet. Ne münasebet efendim? Ergun kulağımla duydum. Lafımı geri al, vururum seni ha. Vur babam vur. Cıvık cıvık konuşuyor affedersin. Efendim vallahi ben bunu kastetmedim. Peki kimi kastettin ha? Bir şey efendim. Dedikoducu kimi? Bir dakika çıkmayın. Gel buraya. Çıkmayın bir dakika. Buraya gel. Vallahi bak buraya bir dakika efendim. Vallahi bir dakika. Bak tuzlu bir şey demedim efendim. Sus bak. Yemin etme çarpılısın. Vallahi yanlış anladım ha. Yanlış anladım efendim. Puh yazıklar olsun. Boğacağım seni elimde kalacaksın. Dur. Yapmayın şu. Dur oğlum. Boğacak mısın adamı? Ben kızıma metres hayatı yaşıyor dedettirmem kimseye. Ne? Sen mi söyledin Ergun? Evet o. Vallahi yanılacaksın efendim. Puh. Hoş geldin hoş canım. Temizlik mi var? Ha. Kim geldi? Benim anne. Çıkarayım mı? İyi olur. Yok yok geç, silerim bir daha. Yok yok ben çıkarayım. Ne var anne, sıkıntılı görüyorum seni. Sıkıntılıyım evet. Hayrola, Ali ile mi bir şey oldu? Hayır. Babamla mı? Neden? Senin yüzünden. Ne oldu anne, ben yine ne yaptım? Neredesin kızım sen 3 gündür? Çalışıyoruz anne, oyun hazırlıyoruz. Telefonda da söyledim ya. Söyledin. O çocuk niye arıyor sizi peki? Hangi çocuk? Var yani uzun boylu. Emrah mıydı? Rol yok ona anne, geçimsiz. Çalışacağız demişsiniz. Ayıp değil mi? Güç durumdaymış çocuk. Konuşuruz anne. Sıcak su var mı? Banyo yapmaya mı geldin? Üstümü de değiştireceğim. Otel mi kızım burası? Anne nereye? Kulüpte toplantı var. Sen niye geldin bu saatte? Eskişehir'e gideceğim. Araba lazım. Özge'yi de götüreceğim. Benim kabanım sizde mi? Ne oluyor oğlum? Mermercilerle yüz yüze görüşeceğim. Telefonla olmuyor bu işler. Babanın haberi var mı bundan? Bırak anne, babam sapıtmış. O ne demek? Kavga ettik şimdi. Kavga mı? Yine mi başladınız oğlum? Anne çok eski kafalı adam. Hiç beni dinlemiyor. Sen de onu dinlemiyorsun. Dövecekti neredeyse beni. İyi vallahi, sen onunla nasıl geçiniyorsun hayret. Bana bak, şimdi ben de seni döverim ha. Kocama laf söyletmem. Geceleri de horluyordur o. Horluyor evet, canı sağ olsun. Nereye? Hemen gitmem lazım anne. Dağıtma ortalığı, bugün kadın yok. Tamam, sen şu arabanın anahtarını ver bana. Ben ne yapacağım şimdi arabasız? Anne taksiyle git. 2 gün sonra buradayım. Sen bırakırsın kulübe o zaman beni. Tamam. Bırakırım, Özge'yi bulayım da. Dağıtma ortalığı, duydun mu? Alo. Demet merhaba. Mine ben. Şevket'i verir misin? Şevket ne oluyor? Cem geldi, yine kavga etmişsiniz. Çocuk gibisiniz ha. Söğüt'e gidecekmiş, arabayı istiyor. Verme olur mu Şevket?
Raşit, nasılsın hayatım? İyiyim canım, sayende çok şükür. Nereye gidiyormuş Özgeler? Mermer ocağına gideceklermiş, Eskişehir'e. Bir terslik mi var? Var herhalde. Yat Raşitciğim, heyecanlanmaman lazım. Ne olmuşsa olmuş. Olmaz Nimet. Dünyanın parasını yatırdın sen o işe, yazık değil mi? Bunlar da hiç hesap bilmiyor. Soralım bakalım neymiş, bol keseden harcıyorlar. Sormak lazım Nimet, yazık. Cem paraları batırıyor. Basiresi salak. Nereden buldu bu kız da onu? Seviyor Nimet, gönül bu. Aman, 40 tane gönlüm olsa birini vermem o mızmız herife. Hakikaten mızmız Nimet. Şımarık yetiştirilmiş çocuk. Anne babanın da kabahati var. En büyük kabahat onlarda. Ne istemişse vermişler Raşit. Yazık, çocuk oyuncağı değil ki bu Nimet. Sorumluluk ister. Anne hadi ben gidiyorum. Ne seyahat işini bu kızın? Söyledim ya anne. Ne söyledin? Lagaluga bir telaştır gidiyor. Nereye gidiyorsunuz? Niye gidiyorsunuz bilelim. Hesap mı vereceğiz çocuk gibi her seferinde anne? Vereceksiniz tabii. Biz her şeyi bileceğiz. Allah Allah. Tabii. Kız bana bak. Benimle öyle çalım çalımı konuşma, bozarım çalımını. Tabii soracağız hesabını. Soracak tabii annen kızım. Bunda alınacak bir şey yok. Bakma öyle dik dik. Sormayacak mıyız? Hazine yok burada. En kısa zamanda vereceğiz borcumuzu anne. Bu kadar telaşlanmaya gerek yok. Kız bırak bu ukalalığı. Sabrımı taşırma benim. Sen onu devamlı para batıran aptal kocana söyle. Benim kocamı başkalarıyla karıştırıyorsun herhalde anne. Öyle mi? Kimmiş o başkası? Raşit mi? Bilemem artık. Dur. Seni ahlaksız. Küstah. Ne yapıyorsun Nimet, bırak. Ben alınmam öyle laflara. Yat sen yerine. Alınmazmış. Hem beni çileden çıkarıyorsun. Yat. Ver elini enişte. Sen kardeşine yardım et Hüseyin. Ben iyiyim. Oh bacım. Sultan. Gel kız. Aha abi, her tarafım kırılıyor. Benim de kız, benim de. Elleri kırılasıcalar. Haber verdin mi çocuklara Hüseyin? Verdim enişte. Nereden bulursun böylesi Allah'ın belalarını bilmem ki Halil Bey. Ben mi buldum sultanım? Ben ne bileyim böyle mafyadan olduklarını enişte. Hayvan gibi çoluk çocuk üstümüze geldiler. Baba. Asım koş aslanım, koş, bittik. Ah bittik valla. Taşlarla sopalarla. Baba ne oldu? Görmüyor musun ne olduğunu iblis, dayak yedik. Geçmiş olsun Halil Bey, kim dövdü? Ah, plazanın sahipleri $5000 fazla istediler. Plaza deme Hüseyin, o. Ah plazası batsın. Sultanım söyleme şunu. Plaza demek yok sultan, ah gözüm. Caydılar mı satıştan? Caydı Allah'ın cezaları. Ay ne kalabalık aileymiş öyle ayol. Öldüreceklerdi bizi. Vah vah vah. Öldük. Oo. Sen de bir $5000 kıyamadın be enişte. Koskoca plaza. Plaza yok. Plaza yok. Baba. Yok dedim. Ay. Yavaş Ali Bey. Enişte. Ağır ol baba. Ay aman. Hadi bakalım. Boş bırakmayalım dükkanı. Plaza müdürü. Plaza müdürü. Dur baba yapma. Sen bunu hafta sonlarında gezdir biraz hayırsız. Nasıl abisin? Sinemaya minemaya anlarsın ya. Gelmiyor ki amca. Ne filmler var? Yok baba, canım istemiyor. Oturuyorum adamda ne güzel yumuşak müzik dinliyorum. Delikanlı adam biraz gezer oğlum. Şöyle kızlarımızla he. Para vereyim size. Ver amca, gezeriz. Ben istemem baba. Orgum uçalarım, pembe dizilere falan bakarım. Kolay gelsin. Merhaba Dilek. Halt, işine bak sen. Tertip gelsene biraz oturalım. Hiç görüşemiyoruz. Gelir. Hadi kalk oğlum. İşimiz var baba. Ben geleyim bari. Gel kızım gel. Bir çay ver misafirimize hayırsız. Kalk çabuk. Amca bak benimle nasıl konuşuyor. Güzel konuş. Kimseye yüz vermiyormuşsun son günlerde Tertip. Durgun biraz. Niye? Çalışıyorum Dilek. Yorgunluktan. Yorgunluktan değil Dilek. Yengem ona hap içiriyor. Ne hapı? Ne hapı baba? Al. Laf çıkarmasana Dubkov. Ne hapı? Patlatırım ben seni. Hadi ablacığım. İyi akşamlar. Sıkma canını. İyi akşamlar Hacer Hanım.
Bilge ile konuştuklarımız kimsenin kulağına gitmesin sakın. Aa, olur mu öyle şey ablacığım, aşk olsun. Burada konuşulanlar burada kalır. Tamam. Teşekkür ederim. Aa, Leyla Hanım teyzeler gelmiş. Merhaba. Hoş geldiniz. Öyle uzun boylu değil, şöyle bir uğradık. Yo, olmaz öyle, oturacağız. Pasta getirdik size. Hadi ben de bir çay koyayım bari. Evde tertemiz Bilge yok mu? Yok, oyun hazırlıyorlar. Radyoya girmiş diye duyduk. Girdi bakalım. İlk programları bu perşembe. Allah muvaffak etsin. Bu ağrılar bende de var teyzeciğim. Tamamen geçmez söyleyeyim. Kireçlenme de var biraz. Yardım et. Siz bırakın. Peki. Kaç çocuk doğurdun sen teyze? Duymaz efendim. 5. 2 de ölü. Oh maşallah. Sende de 5. Sonra nasıl bakacağız, nasıl okutacağız diye düşün. İlaç yazacağım birkaç tane teyzeye Adem. Alabilecek misin bunları? Bakarız efendim. Bakarızla olmaz, ona göre. Pahalı bu ilaçlar. Ne yapalım efendim, alacağız. Yapın çocukları peş peşe düşünmeden, gerisi Allah kerim. Cahillik efendim. Ne yaptığımızı biliyor muyuz biz? Sorun evladım bilenlere. Ayıp değil ki, aile planlaması diye bir şey var. Sonra da öğrendik. Borcumuz ne kadar? Borcunuz yok. Hadi güle güle. Geçmiş olsun teyzeciğim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol evladım. Hadi anne, sağ ol. Gidelim. Teyze ilaçlarını iç ha. İçecek efendim, içecek. Buyur teyze. Gül, ne olmuş babanlara? Tapuda kavga etmişler Türkan abla. Pazarlıkta anlaşamamışlar. E önceden anlaşmamışlar mıydı? Sözünden dönmüş adamlar. Geçmiş olsun teyze. Romatizma o romatizma, korkma. Havadan. Geçmiş olsun romatizma, havadan korkma. Bunun yanında da bir şey konuşulmuyor. Çenesi düşük. Kızları konuşturalım derken bunu durduramıyoruz. Buyurun. İyi akşamlar. Türkiye Hanım muayenesin değil mi? Buradalar efendim. Buyurun. Teşekkür ederim. Buradalar efendim. Buyurun. Ne güzel konuşuyor. Duyuyor musun anne? Efendim iyi akşamlar. Buyurun. Kim geldi Gül? Şey bey, Türkan abla. Şey... Cezmi efendim, ben Deniz. Oho, yine mi siz? Buyurun. Rahatsız etmiyorum inşallah. Hayır efendim. Yine neyiniz var? Sayenizde sağlığım yerinde hanımefendi. Çok şükür. İnanmam. Sizin mutlaka bir şikayetiniz vardır. Önemli değil hanımefendi. Zaman zaman sırtımda ağrılar oluyor ama. Gördünüz mü? Bana mı bu çiçekler? Kabul edersiniz. Cafer. Al şunu. Buyurun. Kim bu adam? Hangisi? Eli çiçekli. Pek sık gelip gitmeye başladı Türkan Hanım'a. Hastalık hastası diyorlar. Aa, hiç öyle görünmüyor ama çok yakışıklı. Bunu mu konuşuyoruz şimdi efendim? Bir şey mi var aralarında yoksa? Yok canım, sanmam. Günahını almayalım. Var bir şey, var. Muayene bahanesiyle hafta 8 gün 9 burada. Tövbe, babam yaşında adam. Siz öyle yaşlılardan korkun asıl Cafer Bey. Öyle mi efendim? Pek tecrübelisiniz herhalde. Nereden biliyorsunuz? Ne bakıyorsun yüzüm aval. Götür at şu çöpü. Hıf! Çatlak babacığım, çatlak. Vallahi çatlak, ikisi de. Şunu hadi. Düşün bir yerine bir şey olacak. Ne yapacağız biz bu çocukla birbirine? Bugüne kadar ne yaptıksa onu yapacağız. Sıkma kendini bu kadar. Sıkılmamak elde değil ki. Sen de hiç inisiyatif tanımıyorsun ki çocuğa Şevket.
Daha ne inisiyatifin mi ne? Her şeyin bir sınırı var. O da seni beğenmiyor. Alaturka buluyor seni. Ah kurban olsun. Alaturka'yım evet. Hiç zararını da görmedim. 2 yılda Amerikalı oldu çıktı seninki başımıza. Bana niye bağırıyorsun? Bağırtma sen de. Oğlum oğlum tepemize çıkarttın adamı. Biraz daha vereyim mi size? Ben alayım kızım sağ ol. Vizelerin başlamış Ali'nin? Evet Ocak sonuna kadar böyle artık. Allah senin açıklığı versin. Yemeği getireyim. Yardım ister misin? Yok yok zahmet etmeyin. Zamansız mı geldik oğlum? Olur mu baba ne demek? Ne bu tatsızlık? Yok bir şey anne. Var bir şey var. Kavga mı ettiniz? Ettik baba. Çocukların yüzünden. Evet çocuklar. Eskiden biz yemeğe yarım saat geç kalsak masayı toplardınız baba. Kuru ekmek bile vermezdiniz. Biz sizden habersiz bir yere gidemezdik. Bir adım atamazdık. Şimdi şu hale bakın. Herkes bildiğini okuyor. Baba, öğret şu işi bize. Biz baba olamadık. Baba biz iskele babası mıyız? Baba bizim neden senin gibi sözümüz dinlenmiyor?